Nacar Pazarı'na ilgi ne durumda? İlgi valla biraz eskisi gibi değil ya. Nadir. Neden? Ya eski işte yok. Şimdi her tarafta aynı parçalar, eşyalar, ürünler satılıyor. Ne bileyim yani. Şimdi yani nadir. Eskiden çok kalabalıktı buralar. Bir tek yerdi. Nacar Pazarı deyince her herkes ihtiyacını buradan giderdi. Şimdi marketlerde de var. Her köşe başında var. Yani nadiren yani geçinmeye çalışıyoruz yani. Rızkı gönderen Allah. Şikayetçi değiliz, ne olacak? Peki siz genellikle hangi ürünleri yapıyorsunuz? Ben genellikle beşik yapıyorum, ekmek tahtası. Yani ne bileyim ben, marangoz aksamı ne varsa yani. Fiyatların nasıl? Uygundur. Ya ne bileyim yani %50-60 yani uygunluğu vardır yani piyasaya göre. Peki müşteri durumu nasıl? Müşteri nadir. Diyorum ya eskisi gibi değil. Esnaf birleşir burada, hoca gelir, duayı yapar. Başta Allah dileriz, tekrardan gideriz yani. Peki bu geleneğin devam etmesi size neyi düşündürüyor? Ya eski günleri düşündürüyor yani eskiden insanların olduğundan dolayı eski günleri düşündürüyor. Bunlara her zaman olduğu gibi yapılmayan işler ilgi çok, bayağı da yüksek yani. Eski Urfa kesiminin mesela köyleri olsun, kasabaları olsun bu üretmiş olduğumuz ürünleri büyük talep var. Üretmiş olduğumuz ürünlere büyük talep var. Biz de bunları bu zamanda işte hazırlıyoruz, yapıyoruz, sunuyoruz. Peki Nacar Pazarı bildiğimiz gibi marangoz pazarı demekti yani. Eski deyimiyle Nacar Pazarı. Nacar Pazarı deyince yani tahta, ahşap tarzında ne olursa akla fikre gelen şeyler Nacar Pazarı'nda mevcuttur. Peki Nacar Pazarı'nda herhangi bir gelenek var mı? Tabii ki. Misalen bugün bir taziyemiz olur. Taziyemiz bittikten sonra, 3 gün taziye sürecimiz geçtikten sonra esnaf toplanır. Bunun duası vardır yani toplu halde. O geçmişimizin ruhuna bir dua okuruz, bir fatihalarını veririz yani. Ya müşteri tabii ki misalen hani ki parası, ekonomik gücü olmuş olsa alıp gidecek. Ama ne yapıyor? Geliyor böyle inceleyip inceleyip görselle bakıp içindeki hevesini görselle gideriyor yani. Alma yetkisi, gücü yok ki alan. Yani sadece bakmakla tatmin oluyor. Aynen öyle tabii. Ben inşaat keser, inşaat önlüğü, un eleği, testere tarzı yani birçok şeyler üretiyorum. Yani yetkili kişiler biraz duyarlı olmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum yani. Burası tarihi bir çarşı. 100 sene, 150 senelik bir mazisi var. Yani görenler yani hayretler içinde kalıyor. Hala işçilik, hala elemeği, fabrikasyona dönüşmemiş daha. Her şey elemeğinden. Peki İmalatımız hep doğal, natürel şeyler. Yani fabrikasyonda içinde katkı maddesi yok. Onun için çok sağlıklı yani bizim imalatlarımız. Esnafımız vefat ettiği zaman hepimiz toplanıp taziyeye gideriz. Sonra burada toplanıp dua ederiz yani şeye, merhumun ruhuna Fatiha çekeriz, sureler okunur. Eski bir gelenektir bu. Öldüğün üçüncü günü taziye biter bitmez burada dua eder, ondan sonra dükkan açarız. Peki siz genelde hangi tür eşyalar yapıyorsunuz? Bizimki kezer sapı, kazma sapı, dorgama tahtası, sandalye, tabure gibi şeyler imalatı yapıyoruz. Şu anda ilgi ne durumda? Nacar Pazarı derken iyi bir durumda değil. Eskisi gibi değil. Canlılık yok. Şu anda yaptığımız beşiktir vesaire, kürsüdür, oturaktır, sandalyedir, kıyma tahtasıdır. Bunları yapıyoruz. Peki neden iyi durumda değil? Eski Nacar Pazarı dersense eskiden teknoloji ilerlememişti. Kara saban vardı, gem vardı. Çift sürmek için bizim hep Kara Saban Döyen Derneği'nden gelmişiz biz necar olarak. Şimdi onlar hep bitti. Kapı pencere sonradan
oldu ta ahşaptan. Onları yürüttük. Şimdi kapı pencere işi de kalmadı. Ahşap bitti. Bimapen, elemiyon falan. Onlar çıktı. Nacarlık, nacar yani öldü. Bu durumda şimdi ufak işler yapıyoruz yani. Peki, beşiktir vesaire işler. Şu anda nacar pazarında en çok satılan şey ne sizce? Şu an nacar pazarında işte hazır olarak beşik, kıyma tahtası, ondan sonra ufak oyuncak beşik, yürüteçtir. Onlar gidiyor başka da. Çok uygun. Fiyatlar bizde yani en düşük potansiyelde sattığımız ürünler yani bunlar. Kazanç oranı az. Peki şu anda bir beşik ne kadar? Şu anda bir beşik kavak derseniz 250 bin lira. Şam dersiniz en iyisi 500 bin lira. Ha, bir de boyalımız var mesela bunlar. Bunlar da 500-600 civarı mobilya türüdür. O civarlar gidiyor yani. Fazla bir yüksek kar oranımız yok. Nacar pazarındaki gelenekler hala devam ediyor mu? Yok, eski geleneklerimiz gitti. Eski gelenek kalmadı. Eskilerimiz ölünce gençlere yönelik yani bir şey kalmadı. Eski geleneklerimiz çok güzeldi. Ortamlarımız yani. Büyüklerimiz otururdu. Sabahları dua yapardık. Ondan sonra bir ölünün, rahmetliğin taziyesine toplu halde giderdik. Ondan sonra taziye bittikten sonra burada dua yapardık. O eski adetler kalktı. Bitti.